Sevgili çocuklar merhaba. Size doğal sayılarda sıralamayı çok kolay, çok keyifli anlatacağım. Ama siz zaten biliyorsunuz. Şimdi ben size ne anlatacağım biliyor musunuz? Üçüncü sınıfta öğrendik. Doğal sayıları sıralamayı, karşılaştırmayı çok güzel yaptık. Ama üç basamaklı sayılardı. Şimdi sadece sayılarımız biraz daha büyüyecek. Onun için üçüncü sınıf öğrencileri merak ediyorsanız siz de ekran başına. Şimdi hep beraber başlayalım. Sevgili çocuklar, önce eski bilgilerimizi hatırlayarak başlıyoruz. Burada biliyorsunuz büyüktür işaretimiz var ve büyüktür işaretinin başında biz çizgi varmış gibi hayal ettiğimizde B'ye benzeyen harf, yani B harfine benzeyen işaret büyüktür ve yine çizgi varmış gibi hayal ettiğimizde K harfine benzeyen işaret de küçüktür işareti. Ve yine unutmayalım. Bunu bir timsahın ağzına bakın şöyle göstereyim. Timsahın ağzına benzetecek olursak her zaman bu ağzın karşısındaki sayı büyük oluyor. Unutmayın. Yani karşıdaki sayı büyük olacak. Örnek verelim hatta hemen şimdi. Mesela 5 küçüktür 10'dan dedik. Bakın timsahın ağzını düşündüğümüzde karşı tarafta büyük olan sayı var. Evet, bunu hemen silelim ve kaldığımız yerden bütün enerjimizle devam edelim. Evet, şimdi doğal sayıları sıralarken iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi basamak sayısı. Yani 100 ile 1000'i karşılaştırdığımız zaman diğer basamaklara veya rakamlara bakmaya hiç gerek yok. Direkt sayılarına bakıyoruz. Eğer basamak sayısı büyük olan hangisi ise sayımız büyük olan sayımız odur. Küçük hangisi ise küçük odur. Hemen şöyle düşünelim. Burada diyelim ki 3 basamaklı bir sayı var. Burada da 2 basamaklı bir sayı var. Hemen diyoruz ki 3 basamaklı sayı büyüktür 2 basamaklı sayıdan. 5 basamaklı sayı büyüktür 4, 3 ya da 2 basamaklı bir sayıdan. 6 basamaklı sayı da 5 basamaklıdan, 4 basamaklıdan büyüktür. Yani önemli olan burada basamak sayısı, onu da zaten direkt gözümüzde kontrol edebiliyoruz. Aynı bilgiyi burada da vermiş olalım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir doğal sayımız var. Burada ise 4 basamaklı. Hangisi büyüktür, hangisi küçüktür diye rakamlara bakıp karşılaştırmamıza hiç gerek yok. Basamak sayısı büyük olan yani 36.297 hemen işaretimizi koyuyoruz. Büyüktür. Evet, devam edelim. Eğer basamak sayılarımız aynıysa, bu da dikkat etmemiz gereken ikinci kısım. O zaman karşılaştırma yapıyoruz. Nereden karşılaştırma yapıyoruz? Hemen burada konumuzu nereye getireceğim biliyor musunuz? Benim öğrencilerim bilir böyle konudan konuya, dersten derse. Hatırlayalım, Türkçe dersinde biz sözlük sıralaması yapıyorduk ya, ilk harflere bakıyorduk. Onlar aynısı ikinci harfleri, onlar aynısı üçüncü harfleri. Aynen onun gibi. Burada da ilk rakamlara bakıyoruz. Ama ilk dediğimiz sakın yanlış anlaşılmasın. Birler basamağı değil. En büyük basamak neyse ona bakıyoruz. Çünkü en değerlileri karşılaştırıyoruz önce. Evet. En büyük basamaktan başladığımız zaman aynıysa bir sonrakini. Aynıysa bir sonrakini ta birler basamağına kadar gidebiliriz. Ha, şöyle bir müziklik yapıp diyebilirsiniz. O da aynıysa ne olacak diye. Çocuklar o zaman ne demek biliyor musunuz bu? Bütün sayıları aynı demek. O zaman kullanacağımız işaret de eşittir işareti olur. Bu büyüktür, bu küçüktür diyemeyiz. Bütün sayıları aynı olan iki sayı tabii ki, pardon, bütün rakamları aynı olan iki sayı elbette birbirine eşittir, aynı sayıdır. Evet, ilk basamaklara baktık aynı. Ondan sonrakilere baktık aynı. Sonrakilere baktık diyelim ki, ha işte burada büyük olan hangisi ise o sayı büyüktür diyoruz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız çünkü örnekler geliyor. Evet, burada bakın 6 basamaklı sayı 6 basamaklı sayı. Ama ben burada en değerli olan basamağı yani 6. basamağı 100 binler basamağına bakıyorum. 5 tane 100 binlik var. 2 tane 100 binlik var. Geri kalan bunların hepsi 0 olsa, bunların hepsi 9 olsa bile fark etmez. Artık önemli olan en değerli basamaktır. O belirleyicidir, bitmiştir artık. Onun için burada yine
büyüktür diyoruz. Yüz binler basamağı 5, 2'den büyük olduğu için. Evet, burada ise ikisinde de aynı olduğunda ne yapıyoruz? Buna bakıyoruz. Şimdi elime kalemimi alayım ben. Burada 6 var, burada da 6 var. Eşitlik bozulmadı. Dengedeyiz hala. Hemen ne yapıyoruz? Nasıl sözlük sırasında ikinci basım harflere bakıyorsak, burada da ikinci basamaklara bakıyoruz. Burada 3 var, burada 5 var. İşte şimdi diyoruz ki 5 3'ten büyüktür. O zaman bu büyüktür. Hemen araya bu sayı küçük olduğu için küçüktür işaretimizi gönül rahatlığıyla yerleştiriyoruz. Doğru yaptığımızdan emin olarak. Evet, şimdi burada Bayburt, Kilis ve Çankırı'nın nüfus sayım sonuçları verilmiş. Şimdi bunu bizim yaz burada okurken şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili çocuklar. Küçükten büyüğe diyorsa o zaman hemen bu tarafa K yazın, bu tarafa B yapın ve küçüktür dediği için işaretlerinizi de hazır edin. Bunu asla unutmayın. Büyüktür deseydi, başta büyük olsaydı büyüktür işaretlerimizi yapacaktık. Evet, hemen ilk hatayı yapmamak için basamak sayılarına bakıyorum. Sakın bu konuda yanılmayın. Basamak sayısı 5, basamak sayısı 6, basamak sayısı 6. Şimdi küçükten başladığıma göre ben buraya Bayburt'u hemen yerleştirmeliyim. Yani buraya hemen 90.154'ü yazıyorum. Tartışmasız en küçüğü o. Şimdi geriye kalan iki yer için, yerleştirme için bu 6 basamaklı iki sayı kendi arasında mücadeleye girişecek. İşte şimdi onlara beraber bakabiliriz. Yüzler, yüz binler basamağı ikisinin de bir, hemen bir sonrakine bakıyoruz. Yani 10.000'ler basamağına. Burada 3 var, burada 8 var. 8 büyük, 3 küçük diyoruz. Onun için küçük olanı yazdığımız için 130.825'i hemen yazıyoruz. Buraya da geriye kalan en büyüktür diyor. Ve 183.880'i yazıyoruz sevgili çocuklar. Evet, etkinliklerimiz azalıyor. Birazdan bu konuyu iyice öğrenmiş ve pekiştirmiş olarak videomuzu tamamlayacağız. Şimdi burada da bu 4 ayrı aracın gittiği yolların uzunluğu verilmiş. Kilometre cinsinden tabii ki. Yine ne diyor bakın? Yine küçükten büyüğe. Ben hiç şaşırmaktan hoşlanmıyorum. Hiç yanlış yapmaktan hoşlanmıyorum. Tedbirli davranıyorum. Küçük diyorum, büyük diyorum. Ne yapacağız? Küçükten yola çıkıyoruz, büyüğe kadar gidiyoruz. Bu yüzden bakın 3 tane 4 tane sayı var. Hemen 3 tane küçüktür işareti kullanıyorum. Yani bunları şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya yerleştireceğim. Şimdi burada yine önemli olan basamak sayılarımız. Baktım 5 basamaklı. Baktım 5 basamaklı. Önce 5 basamaklılar kendi içinde mücadele ediyor. En küçüğe bakıyorum. Bunun en büyük basamağı 10.000'ler basamağı 3, bunun 10.000'ler basamağı 6. Demek ki küçük olan bu diyorum. O zaman buraya 3.000, pardon çok özür diliyorum, 35.381'i yazıyorum. Hemen arkasından diğerlerini geçmiyorum. Onlar 6 basamaklı. Onların mücadelesi henüz başlamadı. Diğerini yazıyorum. 66.114 ve devam ediyorum. Şimdi mücadele 2-6 basamaklı sayı arasında. En büyük basamakları aynı. Yüz binler basamağında bir tane yüz binlik var. Yüz binler basamağında bir tane yüz binlik var. Hemen 10.000'liğe bakıyoruz. Burada 4, burada 0. Küçük olan, tabii ki 0 olan diyorum. 101.203'ü yazıyorum. Ve diğer tarafa da en büyük olan sayım yani 149.218 kalıyor. Bu çirkin yazı için sizden özür diliyorum sevgili çocuklar. Ne yazık ki mouse'da yazıyorum. Evet, burada da balonlarımız var. Burada işimiz biraz daha kolay. Burada bir boyama yapacağım sizlerle birlikte. Hemen buna göre hazırlık yapıyorum. Şimdi sevgili çocuklar, buradaki üçerli balonların en küçüğünü bulup boyayın diyor. Ben de bakıyorum. En büyük basamak 2, en büyük basamak 3, en büyük basamak 4. Tabii ki diyorum budur.
Evet, orta kısma geldik. Buradaki üçlü grubu kendi içinde kıyaslıyoruz. Bakalım, burada her birinin on binler basamağı aynı görüyorsunuz. O zaman binler basamaklarına bakıyoruz. Burada bir var, burada dokuz var, burada sıfır var. En küçüğünü sorduğu için en küçüğü budur diyorum ve boyuyorum. Devam ediyorum. Burada ise karşılaştırmam gereken çok fazla şey yok. Çünkü basamaklardaki rakamlar zaten farklı. 8 var, 7 var, 2 var. En küçüğü 2'dir diyorum. Ve 249.103'ü işaretliyorum sevgili çocuklar. Ve bu konuyu da son etkinlikle, pardon bir etkinliğimiz daha var, sonlandırmak üzereyim. Şimdi buraya ne yazacağız? Burada önemli bir ayrım var. 6 tane rakamdan 5'ini seçerek buraları, 6 tanesini seçerek buraları dolduracağız. Çünkü bize diyor ki bu rakamları kullanarak bana, şöyle alalım, bu rakamları kullanarak bana en büyük 5 basamaklı ve en küçük 5 basamaklı sayıyı yaz. Ama bir kuralımız var, rakamları farklı olacak. Peki diyoruz, hemen yazmaya başlıyoruz. Şimdi burada en büyük dediği için bunları büyükten küçüğe sıralıyoruz sevgili çocuklar. Dolayısıyla önce 9'u, sonra 8'i, sonra 7'yi, 6 yok burada, 5'i ve ondan sonra da 3'ü kullanıyorum. 98.753'ü elde ediyorum. Şimdi en küçüğünü yazarken de aynı mantıkla ama bu kez küçükten büyüğe yazıyorum. Ama 6 rakam var. En küçüğü 1. Oradan başlıyorum. Evet, 1'i yazdım. Ondan sonraki 3. Sonra 5 var yazıyorum. Sonra 7 var. Sonra 8 var. 9'u kullanmadım. Çünkü büyük yazmak istemiyorum. Küçük yazmak istiyorum. Evet, burada ise yine rakamlar farklı olacak ama 6 basamaklı olacak. O yüzden şunları kullanmıştık ya, en büyüklerde hatırlayacaksınız. Yine kullanıyorum. 9'u, 8'i, 7'yi kullandım. 5'i kullandım, 3'ü kullandım ve kalan 1'i kullandım. Ama burada farklı. Yine ben önce küçük olandan başlıyorum. 1'i, 3'ü, 5'i kullandım. Sonra 7'yi, 8'i ve 9'u kullanıyorum ve bu sayıları oluşturuyorum. Evet. Şimdi diyor ki bu sayıların tamamını büyükten küçüğe sıralayın. Olur, bizim için çok kolay, biliyorsunuz bu konuyu zaten sizinle anladık, rahatlıkla yapabileceğiz. Ama ben izin verirseniz buralara 1, 2, 3, 4 diye numara vereyim çocuklar. Uzun uzun yazmayalım, bunları sıralayalım. Yalnız bu kez büyükten küçüğe diyor. Hemen büyük diyorum, hemen küçük diyorum. Şimdi burada yanlış anlamayın. Onun için isterseniz biz bunları değiştirelim. A, B, C, D diyelim. Hemen araya işaretlerimizi de koyalım sevgili çocuklar. Bakın, en büyük olan tabii ki 6 basamaklılar. Zaten en büyüğü yazdığım için bakın, C burada en büyük sayım. Hemen arkasından yine 6 basamaklı olduğu için D geliyor. Ondan sonra bu taraftaki 5 basamaklı sayılarda büyüğü buraya yazmıştım, hatırlayacaksınız. A ve geriye de en son en küçük sayımız kalıyor, B. Evet, gördüğünüz gibi bir sıralama işlemini de yine başarıyla tamamladık sevgili çocuklar. Evet, burada da büyüktür, küçüktür ve eşittir işaretlerini kullanacağız. Şimdi büyüktür işareti, küçüktür işareti, eşittir işareti, bunların hepsini düşünerek yapmak durumundayız. Çünkü çocuklar burada gerçekten gözümüzle karar verip çok hızlı uygulayabiliriz. Hemen ben burada bir eşitlik görüyorum, yazıyorum. Hatta elime eşittiri almışken başka eşitlik var mı diye bakıyorum. Benziyor ama bakın yok. Buraya bakalım, yok. Buraya bakalım, yok, yok, yok. Evet, demek ki başka eşitlik yok. Hemen devamına geçelim. Şimdi ikisi de 4. Hemen yüzler basamağına bakıyorum. 7 küçük. Onun için, pardon, şöyle yapıyoruz. Küçüktür diyorum. Buraya bakıyorum.
5, 5 aynı. Hemen yüzler basamağına bakıyorum. 4 ve 3. 4 büyük olduğu için orada da büyüktür diyorum. Yine 8, 8 aynı. 6, 6 aynı. Hop geçiyoruz onlar basamağına. Burada 3 var. Burada 7 var. 7 büyük olduğu için, 3 küçük olduğu için burada da küçüktür işaretini kullanıyoruz. Burada bakın 5, 5 hemen geçtik binler basamağına. 0, 5 bu küçük olduğu için küçüktür işaretini kullanıyoruz. Bakın burada ikisini birden görüyorum. Artık pratikleşiyorum. 86, 86 hemen yüzler basamağına bakıyorum. 7, yüzler basamağına bakıyorum. 8, 7 daha küçük diyorum çocuklar. Ve küçük işaretimi koyuyorum. Burada 6 var, 6 var. Binler basamağına geçiyorum. 0, 1, 0 küçüktür diyorum. Yine küçüktür işareti koyuyorum. Küçüktür işaretini epeyce kullandık. Bakalım burada ne yapacağız? Burada da 8 var, 7 var. Hiç diğer basamaklara bakmıyorum. Hatta demiştim ya size hiç yanılmayın diye bakın. Geri kalan bütün basamakları 9 bile olsa önemli olan burası. Bu büyük olduğu için büyüktür işaretini kullanıyorum. Evet sevgili çocuklar, size temiz bir sayfayla veda etmek için kapattım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.